Alternatif gündemden merhaba değerli izleyiciler. Saatlerimiz Avrupa'da 16'yı, Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de 17'yi gösteriyor. İki önemli gündem maddemiz var. Birincisi kadın katliamı olacak. Son dönemlerde artan kadın katliamlarını ve cezasızlık politikasını konuşacağız. Bir diğer gündem maddemiz ise Rojava'da şekillenen, devam eden ulusal birlik çalışmaları, ulusal birlik görüşmelerini konuşacağız. Bugün bir toplantı vardı. O toplantının detaylarını masaya yatıracağız. Son olarak HDP'nin devam eden demokrasi yürüyüşünü konuşacağız. Alternatif gündem başlıyor. Rojava ile başlıyoruz sevgili izleyiciler. Ulusal birlik çalışmaları, tartışmaları devam ediyor. Kuzey Suriye topraklarında Kürt Ulusal Birliği çalışmaları amacıyla bölgedeki siyasi partilerin, siyasi temsilcilerin katılımıyla ciddi tartışmalar gerçekleştiriliyor. Bugün bir açıklama vardı. Hem o açıklamanın detaylarını hem hazırladığımız dosyaya bakalım, üzerine konuşacağız. Orta Doğu ve Kürdistan coğrafyasında siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimler yaşanıyor. Kürt halkı siyasal temsilcilerinden bu değişimlere ulusal birlik perspektifiyle yaklaşmasını talep ediyor. Bu anlamda Kürt halkının ve birçok siyasi örgütün son dönemde başlattığı ulusal birlik çalışmaları önemli bir gündem maddesi. Kürtlerin uzun yıllara dayanan ulusal birlik çalışmaları, Kürt toplumunda da ulusal bir zihniyet ve bilinç oluşturdu. Güney Kürdistan'daki partiler ulusal birlik sağlamak amacıyla 1980 yılında Ulusal Demokratik Cephe ile Ulusal ve Demokratik Ulus Cephesi ismiyle iki farklı cephe kurmuşlardı. Ancak Kürt taraflar arasında yaşanan iç savaş bu çabaların sonuçsuz kalmasına yol açmıştı. 1983'te PKK ile KDP arasında ortak çalışma yürütmek amacıyla bir anlaşma imzalanmış. Fakat KDP'nin 1986 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesiyle istenilen sonuç ortaya çıkmamıştı. Güney Kürdistan'daki siyasi partiler 1989'da Kürdistan cephesini kurdu. 1994'te KDP ve YNK arasında çıkan çatışmalardan dolayı bu çabalar sekteye uğradı. 1995 yılında birlik girişimlerin bir sonucu olarak Avrupa'da sürgünde Kürdistan parlamentosu kuruldu. 1999 yılına kadar çalışmalarını sürdüren bu parlamento, 1999'da ismini Kürdistan Ulusal Kongresi KNK olarak değiştirdi ve çalışmalarını halen sürdürüyor. KNK'nin girişimleri sonucu 2013 yılında ulusal birlik çalışmaları çerçevesinde Hevler'de geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirildi. Mesut Barzani'nin de katıldığı bu toplantılarda KDP temsilcilerinin yanında 4 parça Kürdistan ve diasporadaki Kürt temsilcileri de yerini almıştı. Fakat bu girişimlerin çoğu Kürt ulusal çıkarlarını gözetmeyen, bu çıkarlar temelinde ortak bir strateji ve güvenlik hattı oluşturmayan işbirlikçi yaklaşımlardan dolayı boşa çıktı. Altın değerindeki bu çabalar Kürt soykırımını gerçekleştirme üzerine kurulu Türk Devleti'nin imhacı politikalarına kurban edildi. Bugün Rojava'da devam etmekte olan birlik arayışları özgüce dayalı bir birliğe evrilme gerçeğiyle karşı karşıyadır. Kuzey ve Doğu Suriye'de bulunan 25 Kürt siyasi hareketi ve parti, Mayıs ayında Kamışlo'da gerçekleştirdikleri toplantı sonrası, ulusal birlik çalışmaları kapsamında Kürt Ulusal Birliği Partileri adlı yeni bir yapının kuruluşunu ilan etti. Bunun devamında gelişmekte olan Kürt Ulusal Birliği Partileri ve Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi'nin görüşmeleri olgunlaşma evresine girmiş durumda. ENKS ile PYNK heyetleri 16 Haziran günü yaptıkları toplantıyla 2014 DHOK anlaşmasının maddelerini görüşmelerin temeli olarak kabul ettiklerini duyurdu. Ayrıca heyetler kısa süre içinde yine bir genel anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Heyetler Kürt Birliği ve ortaklığını tarihi bir adım olarak da değerlendirirken, Suriye Kürtleri ve Suriye'nin tüm farklılıklarına çıkarlarını hedefleyecek büyük bir anlaşmanın adımı olarak ele aldıklarını duyurdu. Açıklamanın devamında bu birlik özellikle Rojava Kürdistan'ında şehit ve gazileriyle onların değerli aileleri başta olmak üzere Suriye'nin genç kadın ve erkeklerinin yaşamlarını DAEŞ karşısında onurlu bir savaşın bedeli yapmalarının neticesidir denildi. Toplantıya DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon'un temsilcisi William Rubak ve KASED'e Genel Komutanı Mazlum Abdi de katıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demokratik Birlik Partisi Eş Başkanlık Komite Üyesi Aldar Halil,
Bu ilk adımlar Kürt halkının birliğine doğru atılmış büyük bir adımdır ifadelerini kullandı. Tüm bu çabaların somut adımlara dönüşmesi için her gücün ulusal çıkarlar temelinde ortak bir yol haritasına kavuşması şarttır. Kürdün varlık sorunu derecesine indirgenmiş statüsüzlük meselesi, sorunun temel kaynağı olan ulus devletlerin Kürdistan'ı ve Kürtlüğü parçalara ayırmasıdır. Yaşadığımız siyasi ve politik altüst oluşlar zorlu da olsa Kürt Özgürlük Hareketi'nin 40 yılı aşkın çok yönlü mücadelesinin yarattıkları ve bunun sonucu olarak gelişen bölgenin etkili gücü olarak Kürtler gerçeği birliğe yol açıyor. Bölgesel anlaşmaların yani kıstas ve parametrelere göre yeniden inşa edileceği bir zaman dilimindeyken en çok da Lozan'ın güncellenmesi söylemi Kürtlerin yeni bir gelecek sınavıyla karşı karşıya olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Tam da böyle bir zamanda gündeme gelen ulusal birliğin statüsüzlük karşısında Kürtlerin atacağı en makul ve sonuç alıcı hamle ulusal birliği gerçekleştirmektir. Evet sevgili izleyiciler, ulusal birliği konuşacağız. Bir stüdyo konuğum var. Hemen tanıtmak istiyorum. Gazeteci arkadaşım Veysel Işık bizimle birlikte. Heval Veysel, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ulusal birlik tartışılıyor. Kuzey Suriye'de birçok siyasi partinin, birçok siyasi gücün katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden önemli görülüyor. Dünkü toplantının sonuçları da bugün açıklandı. Toplantının sonuçları itibariyle nasıl değerlendirdin, nasıl yorumladın? Böyle başlayalım. Yani uzun süredir bir tartışma var Rojava Kürdistan'ında. Oradaki Kürt, Özer Kürt bölgesindeki güçlerle, yönetimle ya da partilerle, NKS'yle ortak bir tartışma var. Bu tartışmanın öncülüğünü aslında KSD komutanlığı yapmıştı. Daha önce açıklama yapmıştı. Kürtlerin her halükarda birlik olması gerektiğini çağrılarını yapmıştı. Bu çağrılar diğer güçler tarafından, NKS güçleri tarafından da olumlu karşılandı. Sonra bir şekilde bir araya gelindi ve tartışmalar başladı. Uzun süredir tartışmalar var. Bu tartışmalar işte bugün kamuoya deklare edildi. İlk aşamasını tamamlandığı ifade ediliyor. Birçok noktada anlaşıldığını, işte Hewlett, daha önceki Doğuk anlaşmasına atıfta evet. bulunuyor. Dolayısıyla onu da hatırlatalım istersen. Kısaca Doğuk'taki, yani o temel anlaşmanın işte askeri savunma anlamında bir birliktelik olduğuna da vurgu yapılıyor. 2014'te Doğuk anlaşması bu yüzden önemli görülüyor. İşte oradaki askeri Kürtlerin birliği, kendilerini birlikte savunma anlamında çok önemli olduğu vurgulanıyor. Bu anlaşmada da bu yüzden Doğuk anlaşmasına vurgu yapıldı. Buyurun. Kürtlerin birlik girişimleri sürekli, kendi işlerinde birlik girişimleri sürekli var. Aslında tarihsel olarak da işte ta Med İmparatorluğu'nun hatta öncesine kadar gidebilir insan. Saldırıların geliştiği ya da saldırının olmadığı yerde konfederal şekilde örgütlenerek dışarıdan gelecek saldırılara karşı ciddi cevaplar verilmiştir. Ve herkes de kendi özerk yapısıyla, bu biraz da aşiret yapısının da hakim olmasından kaynaklı, özerk yapısıyla kendilerini ifade etme, özgür olarak yaşama alanlarını bulmuşlardır. Son işte 1900'lü yıllardan sonra dört parçaya bölünme, işte işgalci güçlerce dört parçaya bölündürülmesi ve her parçanın kendi içerisinde farklı sömürgeci güçler tarafından kontrol edilmesi, bunun üzerinde büyük baskılar kurulması, Kürtlerin bütün verilen uzun süreli bütün mücadelelerinin her halükarda bir şekilde parça parça da olsa bir birlikteliğin mutlaka olması gerektiği noktasında sürekli eleştiriler vardı ve bunun için girişimler de vardı. Daha önce zaten işte Hewler'de birçok Kürt partisinin içinde yer aldığı uzun süreli toplantılar da yapılmıştı bu konuda. İşte Kürtlerin Ulusal Birliği'nin bir şekilde de olsa yerine oturtulması ya da ortak bazı kararlara gidilmesi noktasında ciddi çabalar da oldu. Ancak bu çabalar... Somutlaştırmak adına soruyorum. Yani bir şekilde diyoruz, ortak kararlar nedir peki sorun? Yani neyde anlaşamıyor? Kürtler sonuçta hepsi Kürt ve Kürt Birliği'nden bahsediyoruz. Yani Kürtler çok anlaşmıyordan daha ziyade Kürtlerin anlaşmaması üzerinden işgalci güçlerin büyük bir etkisi var. Yani işgalci güçlerin büyük etkisi olunca Kürtler birbirleriyle anlaşamıyorlar. Belki öyle ifade etmek daha doğru olur. Yoksa Kürtlerin elinde herhangi bir parçada, Kürtlerin elinde çok ciddi güç yok yani. Mesela işte Güney Kürdistan'a bakıyoruz. 20-25 yıllık bir geçmişi var. Hala ortak bir askeri gücü yok. Yani bunun üzerindeki temel etki de yine dış güçlerin baskısı ya da dış güçlerin ısrarla onları parçalı olarak yönetme girişimleridir. Bu ne yapabilir Kürtler? Mesela Güney Kürdistan'da ortak askeri güç diyelim ki kurabilir. Güney Kürdistan'da bunun için
hani birlik diyoruz ya, somut birlik. İşte somut birlik o olabilir. Ortak dış devletlere karşı ya da uluslararası güçlere karşı ortak bir diplomatik alan oluşturabilirler. İşte seçimler ya da işte parlamento daha demokratik olabilir. Bunlar hepsi somut şeyler. Kürdistan'ı ayrıca birazdan konuşmak istiyorum ama Rojava'ya dönelim ve bu toplantının sonuçları itibariyle bizim nasıl okumamız gerekiyor? Bir anlaşmaya henüz varılmadı. Anlaşmanın ilk adımları, temel adımları, altyapısı deniyor. Satır aralarından da bunu okuyoruz. Bunu nasıl yorumluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Yani daha 2013 yıllar yerindeki o doğu girişimleri önemli girişimlerdi. Sonuçlanmadı. Şimdi o sonuçlara atıf yapıyorlar. Oradaki gelişmelere atıf yapılıyor ve bu gelişmelerle birlikte ileriki dönemde daha işte sonuç alıcı bir anlaşmaya varabilecekleri ihtimali var. Yani bu, ben bunu şöyle okuyorum. En az şu anda dış güçler, işgalci güçler elinde bir şekilde kullanılmaya çalışan NKS'nin de Rojava Kürdistan'ında var olan o yapının içerisinde yer alması, o genel çalışmalara, siyasal, politik, ekonomik, kültürel çalışmalara ortak olması, bunların dışa karşı ortak mesaj vermesi işgalcinin önünü kesebilir. Ve bu şöyle bir şey de yapabilir. Yani Kürtlerin, diğer parçalardaki Kürtlerin de bir şekilde kendi aralarında anlaşmasının zeminini ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla küçük de olsa, yani küçük de görsek, Kürtlerin herhangi bir parçada var olan bütün farklı düşünce ya da farklı bakış açısına rağmen ortak hareket etmeleri ve bir araya gelmelerini çok fazla önemsemek gerekiyor. Yani şu anda görünen o ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her halükarda NKS ile bir ortaklaşmaya gidilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce gördüğümüz gibi işte mesela Türk Devleti sürekli Rojava'ya karşı olan saldırılarında her zaman işte ben Kürtlerle bu kararı alıyorum ya da NKS ile bu kararı alıyorum. İşte Kürtler yanımdadır diyor. Eğer bu güçleri bu işgalcilerin elinde bir şekilde kendilerini kurtarabilirlerse, Kürtlerle ortak hareket edebilirlerse o zaman durum çok farklı olacaktır. Dolayısıyla bu Rojava'daki durumu her halükarda çok önemli görmek gerekiyor ve bu Rojava'daki duruma destek vermek gerekiyor. Tabii ki oradaki siyasal güçlerin %100 belki şöyle bir şey olmayacaktır. Yani herkesin %100 istediği olmayacak. Zaten ortaklaşma dediğimiz şey de %100 var olan şeyler üzerinde olmaz. Kimi ayrısı durumlar da olabilir. Bu politik olabilir, ideolojik olabilir, daha farklı idari olabilir. Ancak bunları bir şekilde zimmi noktalarda uzlaştırıp dışarıya karşı birlik mesajını vermek gerekiyor. Dolayısıyla çok önemli. Peki çok önemli diyorsun. Bir senin gibi düşünenler var. Bunu çok önemli ulusal birliğin temeli olarak görenler var. Bir de bunun aslında boş çaba olduğunu, ölü doğum olduğunu söyleyenler var. Belki biraz abartarak söylüyorum ama işte dış güçlerin de müdahalesinin olduğu, onların da içinde olmasına dair eleştirileri olanlar var. Buna dair ne söylemek istersin? Yani dış güçler her halükarda birliğe ket vurmaya çalışıyor. Ya da birlik olursa da benim istediğim gibi olsun diye bir mücadele veriyor. Bu bilinmeyen bir şey değil. Ancak Kürtler, asıl önemli olan Kürtlerin bu noktada ne düşündüğüdür. Yani Kürtler eğer kendi alanında ufak da olsa bir birliğe adım atabiliyorlarsa bunu kendileri için bir kazanım olarak görmeleri gerekiyor ve bu birlikle var olan o işgalciliğe karşı bir zaman sürecidir. Yani birdenbire bugünden yarına olacak bir şey değildir. Sonuçta diyelim ki Rojava'daki masada bir şekilde diyelim ki işte işgalci Türk Devleti de var. Yani dolaylı olarak ya da işte KDP de var diyelim. Olsa dahi eğer oradaki bu masa Kürtlerin, genel Kürtlerin çıkarlarına hizmet edecek bir vasıfa evrilecekse ve bunun mücadelesi başarılı olacaksa, çünkü bu sadece anlaşmayla sonuçlanacak bir şey değildir. Yani bu mücadele yine devam edecektir. Sen farklı düşünen ya da farklı ülkelerin ya da işgalcilerin hizmetinde olan kişilerle oturup anlaşsan dahi bu şu anlama gelmiyor. Sen de o işgalcilerin hizmetine giriyorsun anlamına gelmiyor. Tam tersi, senden olanların o işgalcilerin hizmetinden çıkarma mücadelesini veriyorsun ve bunu çok önemli bulmak gerekiyor. Yoksa şöyle bir şey ifade edilmiyor. Yani en az kendim öyle düşünmüyorum. Yani bu çok önemlidir, olmazsa olmaz demiyorum. Her halükarda Kürdistan'ın dört parçasında bir işgal sorunu vardır. Ve bu işgal sorununun kendisiyle beraber getirdiği büyük dezavantajlar vardır. Bunlardan birisi işte her işgalci göç kendisine göre bir parçada kendisine ait ya da kendisi gibi düşünen ya da bir şekilde kendi egomonyasına giren güçlerle ilişkiler içerisindedir ve bunlar bırakmıyor Kürtler kendi aralarında bir ilişki geliştirsin. Ama ufak bir ufak olarak görebileceğimiz diyelim ki ya da işte
çok belirleyici olmayacak diyebileceğimiz Rojava'daki gelişmeler yarın öbürsü gün Güney Kürdistan'a da etki yapacaktır. Yarın öbürsü gün orada güçlü bir birliktelik çıktığında, orada Türk işgalciliği mesela püskürtüldüğünde, yani biz biraz da öyle bakmak gerekiyor. Eğer bu birliktelik Afrin'de, Serikaniye'de, Cerablus'ta Türk işgalciliğine son verirse zamanla, evet, o zaman bu şu anlama geliyor. Türk faşizminin gerilemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla peki, bu aynı zamanda Kuzey Kürdistan'da da Kürt sorununa giden bir sürecin... Bunu sormak istiyorum şimdi. Evet, Rojava'da bu tartışmalar yürüyor ama Kürdistan işte dört parça diyoruz veya diğer bölgeleri diyelim, dört parça demeyelim. Kürdistan'ın diğer bölgelerini nasıl etkileyecek? Etkileyecek mi? Çünkü her parçada farklı dengeler oluşmuş durumda maalesef. Nasıl etkiler, nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben bir zemin sunabileceğine inanıyorum. Herkes en az şöyle bütün Kürt, farklı Kürt partileri ya da farklı Kürt güçleri şöyle bir kanıya, bir somut bir şey görecekler ellerinde. Yani şimdiye kadar hep soyut olarak biz ulusal birliği tartışıyoruz. Soyut bir şey. Yani önümüzde somut bir veri yok. Yani mesela şunu diyemiyoruz. Ya Güney Kürdistan'da işte 25 yıldır ya da 30 yıldır işte bir şekilde özerk olan bölgede oradaki partiler ulusal birlik sağladı diyemiyoruz. Yani bizim önümüzde somut bir şey yok. Ama eğer Rojava'da bu ulusal birlik şekillenirse ve bir kalıba ulaşırsa, o zaman bu ve bunun sonuçları da pozitif olursa, çünkü bu çok önemli. Yani diyelim ki bu birliktelik, ulusal birliktelik eğer yarın bir gün farklı bir duruma evrilirse, işte Kürt mesela, atıyorum, Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı bir duruma dönüşürse, ona karşı bir mücadele dönüşürse, tabii ki kimse buradan iyi bir sonuç çıktı diye bir tartışma yapamaz. Ama bu tam tersi olursa, oradaki o güçlü zemin zamanla kendisini Bakur'a dayatırsa, Başur'a dayatırsa, Doğu'ya dayatırsa ve Doğu'daki bütün güçler ya da Batı'daki ya da Güney'deki bütün güçler somut olarak desek, işte Rojava Kürdistan'daki birlik Kürtlere şu kazanımlar getirir diye görseler, bu şu anlama geliyor. Oradaki bütün güçlerin de bir şekilde kendi işlerinde bu tartışmayı daha şiddetle yapması gerektiği ve bir şekilde bir kalıba ulaştırması gerektiği anlamına geliyor. Ve bunun sonucunda ortaya çıkacak sonuç bence Kürtlerin hizmetinde olacaktır. Yani Rojava'da sonuçta Kürt Özgürlük Hareketi işte 2011'den bu yana büyük bir mücadele verdi. Binlerce, on binlerce şehit verdi. Bu şehitlerin değerleri üzerinde bir özerk yapı oluşturdu. Bu özerk yapıyla farklı örgütlenmelere gittim. Şöyle bir, yani ben mesela, benim şöyle bir kaygım yok. İşte bu birliktelik bu özerk yapıyı ya da bu demokratik yapıyı dağıtır diye bir kaygıya kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her halükarda bir yerde ulusal birliğe ivme kazandıracak gelişmeler varsa onu desteklemek gerekiyor. Eksileri eleştirelim. Ben ona bir şey söylemiyorum. Yani şöyle diyelim mesela, NKS işte hala da kendisini kurtarmamış diye bir durum varsa onu eleştirelim. Eleştiriden ziyade şu var, yani temel koşul olarak görülüyor. Ulusal birliği isteyen güçler, Kürtlerin siyasi tarafları, siyasi öncüleri, hiçbirisinin işgalci güçlerle işbirliği yapmaması gerekiyor. Özellikle Kürtlerin kazanımlarına dönük saldırılarla. Buradan doğru aslında biraz Güney Kürdistan gündemini de tartışmak istiyorum. Şimdi Zinevert'e gerilimi, oradaki provokasyon devam ederken, işgal ve soykırım saldırıları da devam ederken, KDP ve YNK'nin bu işgale karşı aldıkları tutum, sessizlikleri varken nasıl olacak, nasıl tartışılacak bunlar? Yani Güney Kürdistan'daki durum bence çok farklı. Çünkü Güney Kürdistan'ı biraz hani var olan ya özerk diye ifade edebileceğimizin içini dolduracak bir özerk yapısı yok. Çünkü oradaki güçler bir şekilde ya İran'la ya da Türkiye'yle bir böyle ciddi bir zincir bağı içerisindedir ve kendisini kurtaramıyor. Yani sosyal, ekonomik, kültürel, ticari her şeyle Türk'te mesela işte bu Güney Kürdistan'daki güçlerden birisi KDP, bütün güç, bütün her şeyle, ihtiyaçlarıyla Türkiye'ye bağlı. Dolayısıyla Türkiye'ye bağlı olduğu için Türkiye'nin istemlerine de bir şekilde boyun eğiyor. Ya da Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı Türkiye ile bir şekilde dolaylı ya da direkt işte izin veriyor. İşte iki gün önce gördüğümüz gibi Kürdistan'da, Kandil'de, işte Mahmur'da, Şengal'de bomba uçaklarla Kürt Özgürlük Hareketi güçleri ya da Kürt sivil alanları bombalanıyor. Buna zemin sunuyor. Buna karşı her halükarda eleştirmek gerekiyor. Bunun hiçbir şekilde kabul olmayacağını, hiçbir Kürt gücün işgalcilerle ilişkisi olsa dahi bunu diğer bir Kürt gücüne karşı kullanmaması gerektiği noktasında bir anlaşmaya varmak gerekiyor. Yani KDP'nin İran'la, Irak'la, Türkiye'yle, Suriye'yle ilişkisi olabilir. Buna kimse karşı değil. Ama KDP bu ilişkisini Kürt hareketlerine karşı kullanmamalı. Asıl sorun burasıdır. Yani yoksa kimse şöyle bir, evet, şey demiyor. İşte hiçbir Kürt gücü başka bir Kürt gücüyle, başka bir işgalci güçle ya da başka bir güçle ilişkilenmesin diye bir tartışma yok. İlişkilenebilir. Bu ilişkilenmeyi de mümkünse
diğer parçalarda var olan Kürt sorunun çözümüne endeksi yapmak gerekiyor. Ha bunu yapamıyorsa dahi hiçbir şekilde var olan o ilişkilerini Kürt hareketlerine karşı saldırı olarak kullanmasın. Bu eleştiri vardır ve mesela PYK bu noktada çok net duruşu vardır. Yani hiçbir şekilde diyor biz herkesle ilişkimiz gelişse dahi bizim bu ilişkilerimiz hiçbir şekilde Kürt hareketlerine karşı kullanma amaçlı olmayacaktır yani. Aynı şeyi bütün partilerin yapması gerekiyor. Hatta bu noktada işte geçmişte kimi şeyler oldu. Mesela 90'lı yılların başlarında işte PYK ile KDP'nin arasında yani ilişkiler var. Anladığımız kadarıyla Özgürlük Hareketi'nin aslında ulusal birlik tartışmalarındaki tek koşulu da bu. Yani bunun olmamasını istiyor. Tek koşulu bu zaten. Şöyle bir şey demiyor yani KDP işte gelin biz artık birlikte ortak parti olalım ya da siz bizim çatımız altına girsin kimse demiyor yani. Kimse böyle bir dayatmada bulunmuyor. Tek şartları şudur. Hiçbir işgalci güçle diğer bir Kürt hareketine karşı bir operasyona, bir işbirliğine girmeyelim. Eleştirimizi yapalım, eksikler varsa söyleyelim. Ancak bunu Kürtlerin kazanımlarını daha iyi geliştirmek, Kürt birliğini daha iyi geliştirmek, Kürt hareketlerinin güçlü, daha da iyi güçlenmesi için yapalım. Yoksa eğer diyelim ki bu sadece bir hareketin güçlenmesi üzerinde yapılırsa o zaman İşgalci konumdaki güçlerle olan ilişkin zamanla bütün Kürtlere saldırı biçimine dönüşür. Şu anda Güney Kürdistan'daki durum biraz budur. Güney Kürdistan'da işgalci güçlerle olan ilişkiler Kürt Özgürlük Hareketi'ne kurşun olarak dönüyor ve bunun hiçbir şekilde kabul edilmemesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Eval Veysel yayınımıza katıldığın ve değerlendirmelerin için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Bir başka gündem maddemiz HDP'nin yürüyüşü. HDP Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya doğru başlattığı demokrasi yürüyüşünün 3. gününde dün Edirne kolu İstanbul Esenyurt'taydı. Bugün Kadıköy'e geldiler. Yaklaşık 1-1,5 saat içinde de bu heykelin önünde bir halk buluşması gerçekleştirilecek. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve HDP'li heyetin katılımıyla halk buluşması gerçekleştirilecek. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Ferhat Çelik orada gazeteci arkadaşımız bize oradan son bilgileri aktaracak. Oradaki atmosferi bize aktaracak. Ferhat yayınımıza hoş geldin. Sesini alamadık ama sanırım duyacağız. Sesimi duyabiliyor musun Ferhat? Duyuyorum. Sesim geliyor mu? Evet, biz de seni duyuyoruz. Tekrar hoş geldin yayınımıza. Birazdan Kadıköy'de buluşma gerçekleştirecek. Siz de takip edeceksiniz. Oradaki durumu, atmosferi sizden dinleyelim Ferhat. Evet, HDP yaklaşık 3 gündür bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Edirne'den Hakkari'ye bir yürüyüş gerçekleştiriyor. HDP heyeti 2 gündür İstanbul'da ve çalışmalarını aralıklı bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün HDP heyeti Pervin Başkan, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan öncülüğünde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ilki Emek Partisi'ne oldu. Pervin Buldan'ı HDP heyetinden Fatma Kurtalan ve HDP önceki dönem eş genel başkanı Sezai Temel de eşlik etti. HDP heyetini Emek Genel Başkanı Selman Gürkan ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel karşıladı. Burada yapılan kısa bir sohbetten sonra gazetecilere açıklamalı bulundular her iki heyette. Ardından basına kapalı bir şekilde bir toplantı gerçekleşti. HDP heyetinin ikinci durağı ise Demokrasi Birliği DİP'i ziyaret etti. Bu ziyaret ise Halkların Demokratik Kongresi binasında gerçekleşti. Burada yine karşılamalar oldu. HDK eş sözcüsü İdil Oğurlu karşıladı. Yine DİP sözcüsü Nesteren Davutoğlu karşıladı. Burada da yine aynı şekilde açıklamalar oldu. Saat 5'te yani 5-5.30 gibi yani şu an görüşme gerçekleşiyor. Sol Parti'yi ziyaret edecek de yine aynı heyet. Şu an görüşmedeler. Tabii bunun dışında İstanbul'da Edirne kolundaki yürüyüşe katılan milletvekilleri ise İstanbul'un birçok ilçesinde dağılmış ve halk ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yine esnafları ziyaret ediyorlar. Bugün saat 7'de yaklaşık 1,5 saat sonra ise Boğa heykeli önünde bir açıklama olacak. Tabii bu açıklama öncesi Boğa heykeli, Kadıköy Boğa heykeli şu an polis ablukası altına alınmış durumda. Geliş gidişler yok şu an oraya. Peki ablukaya rağmen bir geliş var mı? Yani halkın desteği, HDP'ye tavrı, tutumu nasıl?
Evet, yani yaklaşık dedik 3 gündür HDP'nin yürüyüşü başlamış durumda. Fakat sadece bugün değil, dün de onların Türkiye'de polisin engellemeleri oldu. Yine il binaları ablukaya alındı, ilçe binaları ablukaya alındı, kitleye müdahale edildi. Fakat HDP kitlesi her şekilde bu yürüyüşünü sürdürme kararlılığında. Bu şekilde yine bugün de yürüyüşlerini gerçekleştirecekler. Şu an HDP kitlesi Kadıköy ilçe örgütünde. Ve buradan yürümeye çalışacaklar. Kadıköy'e gidecekler. Ve bir şekilde dün olduğu gibi, ondan önceki olduğu gibi yürüyüşlerini gerçekleştirip açıklamalarını yapıp yarınki programlarına devam edecekler. Peki, yarınki programları nedir Ferhat? Yarın heyetin Edirne kolunun programı, takvimi nedir? Evet, yarın aslında HDP heyetinin son günü olacak İstanbul'da. 2 gündür İstanbul'daydı, yarın son günleri olacak. Yarın İstanbul'un en yüksek yerlerinden biri olan Taksim Tünel'de bir araya gelecekler, açıklama yapacaklar. Tabii sabahta yine bugün olduğu gibi ilçelerde milletvekillerinin katılımlarıyla ziyaretler gerçekleştirilecek, esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecek ve akşam saat 7'de yapılacak açıklamayla birlikte İstanbul'daki yürüyüş son bulacak. Ondan sonraki gün ise siyasi kadın siyasetçilerin tutuklu bulunduğu Kandıra cezaevine gidecekler ve Marmara bölgesindeki temaslarını bitirip ondan sonraki gün ise Ankara'ya doğru yola çıkacaklar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ferhat, aktardığın bilgiler için. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, kadın katliamlarıyla devam edeceğiz. Özellikle AKP-MHP iktidarının, AKP-MHP faşizminin uyguladığı kadın katliamı, kadın kırım politikalarıyla birlikte kadın cinayetleri artmaya başladı. Hem cezasızlık politikalar hem de katilleri koruyan, hatta tahliye eden infaz yasalarıyla birlikte kadın kırımı, kadın katliamları artıyor, artmaya devam ediyor. Bir dosya hazırladık, dosyamızı izleyelim, üzerine konuşacağız. Hikaye aynı. Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi diyen kişi, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvaz. Bu cümleler 18 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidarın kadına bakış açısını gösteriyor. Türkiye'de her gün en az 4 kadın katlediliyor ve onlarca kadın erkek şiddetine maruz kalıyor. Failler çoğu zaman kadınların en yakınlarındaki erkekler. Kadın kırımı 5000 yıllık erkek egemen sistem tarafından sistematik bir şekilde sürdürülüyor. Ancak bu kırım AKP iktidarı döneminde daha da arttı. Türkiye'de son yıllarda kadın cinayetleri %700'lerin üstünde arttı. Küresel Toplum Cinsiyet Uçurumu'nun 2017 raporuna göre Türkiye'de 2003 yılında erkekler tarafından katledilen kadın sayısı 83 iken 2017 yılında bu sayı 409 oldu. 1 Ocak'la 2016 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Türkiye'de en az 1021 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu artışın temel taşlarını da AKP'li Erdoğan, bakanları ve yöneticileri düşedi. Kadın kırımının gerçekleşmesi için neler söylenmedi ki? Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen Erdoğan, tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar diyen dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, medya olayları abartıyor, kadına yönelik şiddet algıda seçiciliktir diyen AKP'li Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk kadını evinin süsüdür diyen dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, kadının fıtratında erkeğe köle olmak var diyen AKP'li şarkıcı Uğur Işılak, kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor diyen AKP İl Genel Meclis Üyesi Erhan Ekmekçi, kadın kırımının önünü açtı. Kadın kırımı sadece katledilmeyle de son bulmuyor. Türkiye'de kadınların ömür boyu toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma oranı %42. Her 10 kadından 4'ü cinsiyete dayalı şiddet görürken kadınların iş gücüne katılım oranı ise %36 civarında. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 olan kadın cinayetleri 2003 yılında 83, 2004 yılında 164, 2005 yılında 317,
2006 yılında 663, 2007 yılında 1011, 2008 yılında 806, 2009 yılında 1126, 2010 yılında 217, 2011 yılında 257, 2012 yılında 165, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 oldu. 2019 yılında ise 474 kadın katledildi. 2020 yılı verilerine göre ise Ocak ayında 27, Şubat'ta 22, Mart'ta 29, Nisan'da 20, Mayıs'ta 21 kadın olmak üzere bu yılın ilk 5 ayında 119 kadın cinayete kurban gitti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun genel temsilcisi Gülsüm Kav verdiği bir röportajda, "Yaşam tarzımıza ciddi müdahale var. Artık bizim için güvenli yer kalmadı." diyerek kadına karşı gerçekleşen kırımın boyutunu gözler önüne seriyor. Avukat Tuba Torun, "Cinayeti normalleştiren dil cinayetleri arttırıyor. Cezasızlık algısını tarihte hiç olmadığı şekilde yayan ve yasalara riayeti ortadan kaldıran da ne yazık ki siyasi iktidar." diyerek AKP'nin kırım politikalarına dikkat çekiyor. 9 Şubat 2020'de yapılan Türkiye Kadın Meclisleri buluşması öncesi Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcisi ve Kadın Meclislerinden Melek Önder, "Bizim amacımız tek bir kadının dahi öldürülmediği, şüpheli tek bir kadın ölümünün dahi olmadığı bir ülkeye kurmak." diyerek kadın mücadelesinin önemine dikkat çekmişti. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği'nin 2019 raporuna göre Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 130. sıradayken, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde ise 153 ülke arasında 130. sırada yer aldı. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği'nin 2006 yılında yayınlanan ilk raporuna göre 149 ülke arasında 105. olan Türkiye 12 yılda 25 sıra geriledi. Dünyada 2006'dan bu yana cinsiyet eşitliğindeki uçurum %3,6 azalırken 2018 yılında ise sadece %1 olarak gerçekleşti. Dünya Ekonomik Forumu'na göre cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi en az 100 yıl sürecek. Evet, bu kadın kırımını konuşacağız. Yaşamak istiyoruz inisiyatifinden Hava Cuş'tan Skype hattımızda. Sayın Cuş'tan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, kadın katliamları, kadın kırımları özellikle koronavirüs kriziyle arttığını görmüştük ama son dönemde artmaya ve bu ivme kazanmaya devam ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu siyasal iklimle, artan faşizmle, Türkiye'de hak ve özgürlüklere dönük saldırılarla ilişkili bağlantılı buluyor musunuz artan kadın katliamlarını, saldırılarını? Yani kadın cinayetleri yeni bir gündem değil. Tarih boyunca erkekler kadınları boyundurluk altına almaya çalıştıkça başvurdukları bir tane yöntem. Devletten de güç alıyorlar. Ama son yıllarda kadın kırımını biz pandemiden önce de dillendirmeye başlamıştık kadın örgütleri olarak. Yani bunu, tarihini AKP ile birlikte ele aldığımız zaman... Sizin dosyanızda da görüyoruz zaten, kullandıkları dil, ifadeler, erkekleri cesaretlendiren, yargıdaki ihlal indirimleri, erkeklere ön açan, sırtlarını sıvazlayan bir noktada o kadar cesaretleniyor ki artık erkekler. Ceren Damar davasında gördüğümüz gibi, canımız istediği için kadınları katledebiliyoruz diye mahkeme önlerinde çok rahat bir biçimde savunabiliyorlar. Karşısında devleti savunması gereken, yani kadınları aslında ezilen bir cinsi savunması gereken yargı ise sırtını sıvazlayan bir biçimde davranabiliyor. Yani pandemiyle birlikte biz kadınlar olarak erkek şiddetinin artacağını
öngörmüştük, bunun çağrılarını yapmıştık devlete. Ama kapitalist erkek egemen devlet genetik kodlarına uygun davranarak erkeklerin sırtını sıvazlayan bir noktada yine durdu. İlk uyguladığı şeylerden bir tanesi 6284'ü kaldırmak oldu. Yani zaten fiilen uygulanmıyordu. Fakat rafa kaldırdıklarını çok resmi, alenen bir biçimde ifade etmiş oldular. Şiddet evde kal dediler ama yani sermayeye akıttıkları parayı kadınları korumak için akıtmadılar, tercih etmediler. Yine bu yani kendi erkek egemen yapılarına uygun bir biçimdeydi. Ama kadınlar bir noktada da bu kadar şiddetin artması tek başına erkeklerin cesaretlendirmek değil. Kadınlar artık susmuyor. Alanlardalar, sokaklardalar. Bunu gösteriyorlar. Yani çok güçlü bir tane potansiyel halindeler. Ve sadece kendi cins kırımlarına yönelik değil, toplumdaki tüm adaletsizliklere, eşitsizliklere bir laf söylüyorlar. Çünkü kendi kurtuluşlarının toplumdaki tüm ezilen kesimlerinden bağımsız olmayacaklarının farkındalar. Yani bu süreçte yakın bir zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. Kadına yönelik şiddet azalmıştır, yok öyle bir şey demişti. Bu zaten bildiğimiz erkeklerin sırtlarını sıvazlama, erkekleri cesaretlendirme durumlarını resmi bir ağızdan alenen açıklamış oldular. Peki bunun üzerine bir de infaz yasası eklendi. Yani tüm bunların yanında bir de kadın katilleri, tecavüzcüler tahliye edildiler. Bu aslında af demek daha doğru olur sanırım. Bu yasadan yararlanarak tahliye edildiler. Bunun bir etkisi oldu mu? Bunu nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani bu süreçte pandemiyi fırsata çevirdiler. Kadınlar aleyhine de fırsata çevirdiler. Yani insan hakları temelinde düşünüldüğü zaman içeride bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin pandemi sürecinde çeşitli adli kontrollerle serbest bırakılması gerekiyordu. Ama bu yani çetecileri serbest bırakılırken uyuşturucu satıcıları kadına yönelik şiddet uygulamış potansiyel katil, tacizci, tecavüzcü erkekler serbest bırakıldı. Ve serbest bırakılmasının karşısında kadınları korumak için hiçbir önlem alınmadı. Bunlar serbest bırakılırken tersinden Hülya Halaçkay gibi, Nevin Yıldırım gibi öz savunmasını gerçekleştirmiş, hayatını savunmuş, yani kadınların sesi olmuş gazeteciler serbest bırakılmadı. Aksine yeni gazeteciler tutuklandı. Yani bu infaz yasasından hemen sonra gördük ki çıkar çıkmaz yani tırnak içerisinde erkekler yarım kaldıkları işi devam ettirdiler. Çocukları katletmeye, kadınları katletmeye, yani işte koruma tırnak içerisinde söylüyorum, ne koruma kanunu kararı olduğu halde gidip kadınları bulup şiddet uygulamaya devam ettiler. Bunun biz böyle olacağını, böyle olması gerektiğini baştan beri, yani böyle olacağını ve önlemler alınması gerektiğini baştan beri söylemiştik. Yani şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani bu pandemi sürecinde insan hakları gereğidir ve hükümlerin serbest bırakılması. Ama iktidar bunu kendi işine göre davranıp işte çetecileri, kendi yandaşlarını serbest bıraktı. Kadınları korumamayı yine tercih etti. Peki buna karşı kadınların tutumu nasıl olacak? Özellikle AKP-MHP iktidarının uyguladığı bu politikalara göre kadınlar önümüzdeki süreçte nasıl tutum alacaklar, nasıl bir tutum almalılar? Yani pandeminin ilk süreçlerinde kadınlar yani herkesin gibi ne yaptık, ne yapacaklarını çok bilemediler. Fakat cinsel istismar yasasını dillendirdikleri andan itibaren güçlü bir biçimde tüm bu saldırılara karşı koyacaklarını gösterdiler. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet, vahşet boyutunu aldığını da kadınlar gördüler. Yerellerde küçük eylemlilikler, kendiliğinden çıkan hareketler ortaya çıktı. Ya bunu ben devletin de iyi okuduğunu düşünüyorum. Kadınlardaki bu diz çökmeyeceklerinin, yani kendi cinslerine, başta kendi cinslerine, kendi cinslerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı tutmayacaklarını gördükleri için başta zaten yani kadınların en temel kazanılmış günü olan 8 Mart 1'e suç haline getirip Roza Kadın Derneği'ne
yönelik yaptıkları operasyonlarda ve tutuklamalarda bunu gördük, gösterdi. Gülistan Doku aylardır kayıp. Yani Gülistan Doku'yu sormanı bir tane suç unsuru haline getirdiler. Çok yani kadın yaşam özgürlük anlamına gelen Kürtçe'de Jinjiyan Azadi'yi suç unsuru haline getirmeyi çalıştılar. Ve aynı zamanda JITEM gibi hesaplardan daha kontrolünü gerilla bir biçimde kadınlara, işte kadın aktivistlerine, feminist aktivistlere tehdit mesajları göndererek kadınlarla başka türlü bir muhataplaşma, yani başka türlü saldırı biçimleri yine gerçekleştireceklerinin sinyalini ve tüm kazanımlarını gasp edeceklerini de gösterdiler. Bunun tersine kadınların da, yani biz kadınlar bunu iyi okuyoruz. Geçtiğimiz hafta kadına yönelik şiddete karşı eş zamanlı birçok yerde yaptığımız eylemde de gösterdik. Adliyelerden meclislere kadar, sokaklara kadar her bir biçimiyle, her bir şekilde bunu göstermeye devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cüştan. Yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yaşamak İstiyoruz inisiyatifinden Hava Cüştan'la konuştuk. Kadınlara dönük bu Kırım katliam politikalarına karşı kadınlar birlikte olacağız, yalnız değilsin demeye devam edeceğini söyledi, ifade etti. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayınımız saat başında Berivan Eminoğlu'nun sunumuyla Sesimiz Kadın Haber Aktüel programıyla devam edecek. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.